Rami, içinde bulunduğu duruma şükretmeyip her zaman daha iyisini hak ettiğini düşünen biriydi. Buna rağmen çalışmayı da sevmezdi. Okulu bitirdikten sonra 2 yıl işsiz kaldı. Sonra babasının arkadaşı mağazalarından birinde işe aldı. İş arkadaşlarını hep kıskanıyor, onların pozisyonlarını kendisinin daha çok hak ettiğine inanıyordu. Babasının arkadaşı işini iyi yaptığı takdirde yükselebileceğini ifade ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini zikrederek hasedin tehlikeli olduğunu söyledi. Hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. O anda Rami'nin bir kulağından girip diğerinden çıktı bile, umursamadı. Rami bir ay sonra istifa etti. Kafede takılmaya başladı. Lüks bir araba gördüğünde keşke benim olsaydı demeden edemiyordu. Üstün gördüğü meslekten biri geçince ise adalet olsaydı onun yerinde ben olurdum diyordu. Bir gün Rami'nin yanına yaşlı bir adam oturdu. Adam Rami her konuştuğunda başını sallıyordu. Rami adama iyice gıcık olmuştu. ''Neden kafanı sallayıp duruyorsun, sen benimle dalga mı geçiyorsun?'' deyince adam gülümseyerek ''Seninle dalga falan geçmiyorum. Bana gençliğimi hatırlatıyorsun. 60 yaşındayım. 30 yıl önce burada oturur ve senin gibi söylenirdim. Şuna bak, bir şeyden anladığı yok. Onun yerinde ben olmalıydım gibisinden şeyler. Benden küçük kardeşim kendisine gelen iş teklifleri iyi değerlendirdi. O sonra evlendi. Bana para göndermeye bile başladı, düşünebiliyor musun? Kendimden utandım. Tam tersi olması gerekiyordu, öyle değil mi? Bir musibet bin nasihatten evladır diye boşuna dememişler. O gün bugündür bir işe girdim ve fakir edebiyatını bir kenara bıraktım. Allah'ıma bin şükür biz de evlendik, çocuklarımız da oldu dedi. Rami o anda her manasıyla sahibini büyük bir zarara uğratan haset sarmalının farkına vardı. Bugüne kadar kıskançlıkla ettiği laf ebeliğinin ne faydasını görmüştü ki? Başını semaya kaldırıp ''Tövbe Allah'ım'' dedi. Zararın neresinden dönülse kârdı. Babasının arkadaşından özür dileyip işe dönmek için iş yerine doğru koşmaya başladı. Adam döneceğini biliyordum. Onun için istifanı kabul etmedim. Biliyor ve inanıyorum ki hasedi kalbinden söküp attığın sürece her şeyi telafi edeceksin dedi. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ